Sana Unicorn'un maceralarını anlatacağım. Al Timo, geliyorum. Ne? Nereye gidiyorsun? Merhaba. Tuhaf. Pekala, yine Timmy'nin şakaları olmalı. Merhaba. Sen kimsin? Korkma bebeğim, bak sana sürprizim var. Ah harika. Bekle, dokunma, bu büyülü bir hediye, bak. Vay muhteşem. Bu da kim? Sen kimsin? Ayak sineki, gitmeliyim. Vay. Neden onu eve aldın? Yine sipariş mi söyledin? Bir bakalım. Hediyeler. Vay canına, harika. Şunu açalım mı? Elbette. Ne o? Göster hadi. Robota benziyor. Hadi açalım. Vay, nereye gidiyor? Bilmiyorum. Yakala. Deniyorum. Çok yoruldum. İşte burada. Ne? Hey güzelim, yalnız mısın? Çok tatlı. Kahve makinesine aşık oldu. Çalışmak suç değil, sanattır. Ver şunu. Ben bu işte harikayım. Ver şunu dedim. Bu sefer bulamayacak. Ne kadar saklarsa saklasın, yine de bulacağım. Ve yine para bende. Evet, ver dedim. Daha işimiz bitmedi. Tabii. Ah, artık paralarımı nereye koyacağımı bilmiyorum. Bu ne? Ah, harika. Paralarımı saklayacağım güzel bir yer. Umarım Nikki paramı nereye sakladığımı görmez. Harika bir kumbara. Bu da çöp. Pekala, paraları içine koyacağım. Güzel. Bir yüzük daha. Harika. Sadece benim bileceğim bir şifre koyacağım. Artık siz de biliyorsunuz. Bitti. Parasını alamayacağımı düşünüyor. Ben profesyonelim. Her türlü kasayı açarım. Olmuyor. Hey, lütfen şifreyi söyleyin bana. Yorumlara Molly'nin hangi renklere bastığını yazın. Piu piu. Ah, parti daveti. Ama ne giyeceğim? Pekala, kıyafetlere bakalım. Ah hayır, giyecek hiçbir şeyim yok. Vay, hediye. İçinde ne var acaba? Ambalaj yırtmaya bayılıyorum. Vay, bu işlemeli zımba. Sabırsızlanıyorum. Önce takalım, sonra sıkalım. Kılavuzu her zaman okurum. Bu eski tişörtü havalı parti kıyafetine çevireceğim. Çok kolay ve çok eğlenceli. Bayıldım. Duramıyorum. Daha fazla taş. Daha fazla, daha fazla, daha. Sanırım delirdim ama elimde değil. Küçük parıltılar canlarım. Ah, artık her yerde elmaslarım var. Harika. Tam üstüme göre. Ah hayır, saçım felaket. Bu hediyeler arasında bir alet olmalı. Ah, şekillendirici. Çok şanslıyım. Hadi havalı bir tarz yapalım. Vay, bu model gerçekten çok yakıştı. Yay gibi. Kafamın üstünde zıplayabilirim. Merhaba, evet, partiye gidiyorum. Ah hayır, telefonumu unuttum. Bunlardan hangisi telefon? Hey, hala orada mısın? Bu oyuncaktan bıktım. Aa, birileri yeni oyuncak mı istiyor? Tam sana göre bu. Tatlı kız için yepyeni ve kocaman bir bebek. Nikki. Ha? Vay, yeni bebek, harika. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. Hadi oynayalım. Ne kadar da büyük. Benim kutum çok eskidi. Bunu istiyorum. Molly, şu bebeğe bak. Vay, çok havalı. Kutuyu neden atmadın? Arkanı toplamaktan bıktım. Senin hizmetçin değilim. Ayaksı. Hediyeleri açmak ömrümüzü yedi. Çöp. O nedir? Henüz bilmiyorum. Ah, bu robot köpek.
Aç hadi. Dijital evcil hayvan kontrol saati. Molly bak, oynuyor, çok komik. Evimizi sevdi. Ah, bu koku da ne? Yeni evine alışıyor. Hadi onunla oynayalım. Tamam. Hey kuçu kuçu, sopayı getir. Hadi getir. Aa, sopayı almıyor. Ben de aynısını yapardım. Anakart daha iyi. Bak şimdi getirecek. Ah hayır, şarjı bitti. Bu cihazlardan hangisi robot köpeğimizi şarj edebilir? Lütfen yorumlara yaz. Onu şarj etmemize yardımcı ol. Hangisini kullanalım? Saçımı tarayacağım. Ah, tarağım nerede? Sende mi? Ver şunu. Neden parçaladın? Kötü çocuk, kötü çocuk. Hey, nereye gidiyorsun? Tamam, bir şey demedim. Saçımı bununla tarayamam. Atmak zorundayım. Hey, işte hediyen. Ah, benim mi? Vay, harika, sağ ol. Acaba içinde ne var? Ah evet, tam düşündüğüm gibi. Üç boyutlu kalem, hayalimdi. Vay! Bir şeyler çizeceğim. Kesinlikle eğlenceli olacak. Kartuşu takalım ve başlayalım. Eski tarağın üzerine yenisini çizeceğim. Ah şu köpek. Yaptım ama uçları biraz çarpık. Deneyelim. Ah, takıldı. Artık böyle mi kalacağım? Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ah, anladım. Bakalım ne varmış. Harika, bu bir alet. Ah, bu örmek için. Bunu uzun zamandır denemek istiyordum. Vay, çok hızlı. Harika. Partiden önce kahve içmeliyim. Ah, dişim. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Sayesinde para kazanacağım. Ama artık şeker yok. Diş perisini bekleyeceğim. Nerede kaldı? Belki de çok meşguldür. Yoksa onu fark etmedin mi? Param nerede? Dişim değersiz mi? Ah, nasıl aklıma gelmedi? Vay, çocuk oyuncağı. Seni kurtaracağım. Pekala, vay, harika. Gerçekten uçabiliyor musun? İnanılmaz. Çok güzel. Ama param nerede? Söz vermiştin. Ah, en az 100 dolar eder diye düşünmüştüm. Kumbarama pek bir şey katmadı. Hey dostum, lütfen videoyu beğen. Her beğeni için 1 dolar alıyorum. Ah, çok hızlı. Sağ ol. Acıktım. Lezzetli bir şeyler yiyelim. Sağlıklı meyvelerle başlayacağım. Diyetimi korumak için atıştırmalıklar hakkında yeterince video izledim. Muz çalacağım. Nereye gidiyorsun? Aptalca kurallarından nefret ediyorum. Sadece izleyeceğim, merak etme. Tamam ama yaklaşma. Dikkatimi dağıtırsan yaralanabilirim. Kase getirdim. Tamam git oyna, benim işim var. Ah elma, götüreyim. Harika, neredeyse bitirdim. Yiyebilir miyim? Hayır, yiyemezsin. Pekala. Tadı çok güzel. O ne? Aa, bu özel bir cihaz. Göstereyim. Anlamıyorum. Sabırlı ol küçük kız. Meyveleri içine koyalım. Çok güzel. Ve şimdi kapatalım. Biraz şurup ekleyebilir miyiz? Olmasa da olur ama deneyelim. Hadi dök. Ben de senin sevdiğini ekleyeyim. Bence bu kadar yeter. Süper meyve karışımımızı çırpabiliriz. Hey Nikki bak. Çok güzel. Meyve şöleni olacak. Buraya gel Nikki, dene. Tamam. Çok şekerli. Dişlerimde garip bir his var.
İyiler mi? Gidip aynaya bakmalıyım. Aa hayır. Sünger Bob'tan daha sarılar. Bu hediyemizi de açalım. Vay harika. Hadi çık dışarı. Süper. İşte senin yerin. Şimdi diş macununu alıp buraya koyalım. İşte böyle. Diş fırçasını da makineye yaklaştıralım ve dişlerimizi fırçalayalım. Tekrar gülümsemek istiyorum. Olmadı. Ah doğru. Beyazlatma cihazı gülüşümü geri verecek. Artık göz kamaştırıyorum. Pop tüplere bayılıyorum. Evet. Ah Nikki oyuncak bebeklerini hiç umursamıyor. Bu bebeğe havalı bir sandalye yapacağım. Ben gerçekten dahiyim. Sandalye hazır. Otur bayan. Oo, çiçekler solmak üzere. Su lazım. Kırıldı. Çok üzücü. Ama bir saniye. Daha bir sürü pop tüpüm var. Pekala tüpler. Çiçekten saklandığınızı ve asla başaramayacağımı mı söylüyorsunuz? Göreceğiz. Tüm pop tüpleri sıkıca bağlayalım ve çiçeği sulamak için hortum yapalım. Ah suyu açmayı unuttum. Geliyorum. İşe yaradı. Woohoo! Çiçek canlandı. Gerçek bir mucize. Ah suyu kapatmayı unuttum. Tam zamanında. Kahvem hazır. Çok güzel kokuyor. Hey, hediye atmayı bırak. Tamam, itiraf ediyorum. Beğendim. Bu da ne? Ay, bu kahve kalemi. Uzun zamandır istiyordum. Şimdi üzerine biraz tarçın koyalım. Bitti. Şimdiye kadarki en iyi çizim olacak. Çok havalı. Kahvem bana gülümsüyor. Sonra fark ettim ki gerçekten yetenekliyim. Durmak imkansız. Belki de biraz kendimi kaptırdım. Apçım. Sanırım tarçına alerjim var. Mükemmel parmaklarıma mükemmel ojemizi sürelim. Açık yeşilin trend olduğunu duydum. Harika. Sadece kurutmalıyım. Sabırsızlanıyorum. Aa hayır. Aa salatalık gibiyim. Aa! Ah sonunda sildim. Bunu dene. Ah sağ ol. Kimdi o? Muhtemelen çok iyi biri. Hediyeler veriyor. Bu da ne? Hayır, ne olabilir ki? Ah, biliyorum. Hızlı tırnak kurutucu. Vay, çok güçlü ve gerçekten hızlı. Hey, hediyeler nereye gitti? Hiçbir şey kalmamış. Ah, evet, bir şey buldum. Harika. Vay, Pikachu mu? Gözlükler? Anlamıyorum. Neden herkes bana gülüyor? Bir sorun mu var? Yine ayakkabılarımla mı dalga geçiyorlar? TikTok'uma gülüyorlar. Çok başarısızım. Molly ile nasıl dalga geçerler? Şimşeğimin tadına bakın. Tamam ağlama. Gözyaşı fayda etmez. Pes etme. Artık dayanamıyorum. Hayatımın geri kalanını odamda ağlayarak geçireceğim. Çok mutsuzum. Bu olamaz. Blackpink malzemelerini al ve onlardan biri ol. İstemiyorum. En azından göz at. Aa, teşekkürler Pika. Her zaman yanımdasın. Senin için deneyeyim. Dene hadi. Ah, yapılacak çok şey var. Haydi başlayalım. Hey, Pika. Sadece eğlenmek istedim. Çok komik. Ah, bu yüz temizleyicisi. Kullanabilirim. İyice yediriyoruz.
Ah, masaj aleti nerede? İşte burada. Hmm, gerçekten güzel. Şimdi dikkatlice silelim. Vay, sivilcelerin altında gerçek bir güzellik varmış. Bayıldım. Şimdi ağız temizliği yapalım. Nesi var ki? Hiç de kötü değil. Küçük bir şekerle halledebilirim. Hey, ne yapıyorsun? Dişlerine iyi bak. Tamam, tamam, merak etme. İyice fırçala. Bitti. Nasıl oldu? Harika ve göz kamaştırıcı. Bakalım dolapta ne var? Güzel görünüyor. Vay, şarkıcı oldum. Video çekeceğim. Artık herkes beni sevecek. Blackpink'e bayılıyorum. Ne? Dislike mı? Beni sevmediler mi? Onu kurtarmalıyım. Yoksa yine ağlayacak. Bu telefonlar yardımcı olacak. Hadi gidelim. Ah, beğeniler. Blackpink'e bayılıyorum. La 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 la. Daha çok beğeni, daha çok. Hay aksi. Ne? Yine mi beğenmediler? Vay, gerçekten de öyle. Ağlama, yeter. Sakın pes etme. Hayır, kendimi yeterince rezil ettim. Şekerini al ve sakinleş. Ah, şekere bayılırım. Sağ ol. Hey, bu elma mı? Seni güldürmek istedim. Pekala, daha güzel olmaya çalışacağım. Ah, saç boyası. Ama hangisini seçmeliyim? Tabii ki sarı. Bilmiyorum. Pembeyi mi seçsem? Hey, sizce üye seçimi için hangi renk daha iyi? Pembe mi sarı mı? Yorumlara yazın. Sarı en iyisi. Hey Pika, TikTok'taki videoya bak. Belki ben de denemeliyim. Bir bakayım. Bunu internetten sipariş ettim ve bayıldım. Saçımı harika yapıyor. Deneyeceğim. Hey, sen kimsin? Ah, artık benim de var. Saçımızı koyalım ve yukarı aşağı hareket ettirelim. Vay, inanılmaz. Ah, evet, harika. Buna bayıldım. Ha? Hey, onu geri vermek ister misin? Bu benim. Üzgünüm, ben yapmadım. Hepsi Pika'nın suçu. Oyuncak mı? Ah, ucuz yırttım. Beni suçladın. Üzgünüm, panikledim. Bak, pembeyi seçtiler. Pekala, nasıl isterseniz. Vay, harika. Bunları saçıma takacağım. İşte bu, mükemmel. Bayıldım. Evet, ben de. Deneyebilir miyim? Tamam, buraya gel. Yapalım. Neredeyse bitti. Pekala, hazır mısın? Ne düşünüyorsun? Harikasın, aynaya bak. Vay. Beğendin mi? Açıkçası hayır. Olduğu gibi bırakalım. Havalı kız makyajı yapacağım. Ah, kalemler ve boyalar mı? Pikachu! Ne, resim yapıyorum. Evet, ama benim malzemelerimle. Geri ver. Yüzümü şahesere çevireceğim. Hadi başlayalım. Buraya, biraz da buraya. TikTok'ta yaptıkları gibi. Ama hiç benzemedi. Belki de önce yüzümü yıkamalıydım. Balbazar! Bana öyle deme. Ah, boyama kitabını kastetmişsin. Sınırları taşırma. Ah, tırnaklarım, yanlışlıkla boyadım. Ve bu benim için büyük bir sorun. Tırnaklarımı yapacağım. Sadece taşırma. Dinle, kız kardeşime hediye almıştım ama zaten onda varmış.
sana 8 dolara veririm. Neredeyse bedava. Vay, 5'e alıyorum. Bırak beni. Ah, affedersin. Seni uyardım, kendimi korumalıyım. Ah, kes şunu. Kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. TikTok'ta buna benzer bir şey gördüm. Hangisini seçeyim? Hayır. Hayır. Ah, evet. Yerleştir, bas. Vay, harika görünüyor. Yakıştı mı? Evet. Ah, gerçekten Blackpink üyesi olmak istiyorum. Artık ezik bir inek olmak istemiyorum. Birileri beni sevip hayran olmalı. Vay, kalpler. Yakaladım. Harika. Ah, bir fikrim var. Onu buraya koyacağım. İşte böyle. Tamam, bu kadar yeter. Woohoo, başardım. Ve buraya da. Nasıl oldu Pika? Beğendim. Ben de istiyorum. Evet, tabii. Mwah. Yakalıyorum, yakalıyorum. Yakaladım. Nasıl oldu? Hay aksi. Ah, çanta. Artık bu inek çantasıyla dolaşamam. Hiç güzel değil. Ah, doğru. Sanırım kol çantam vardı. İşte burada. Hapçı! Çok tozlu. Ah, yastıklar. Bunu kullanacağım. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Şuna bak. Sanırım çanta tasarlama konusunda yetenekliyim. Blackpink'ten ayrıldığımda yapacağım. Kol çantam var. Şimdi onu dekore etmeliyim. Bu çıkartmaları kullanmamış olmam harika. Ben dahiyim. Üçüncü denemem. Bu sefer işe yaramalı. Blackpink benim hayalim. Eo, Blackpink benim hayalim. Çok havalı. Vay, sanırım insanlar bunu sevdi. Ah, evet, beni seviyorlar. Başardım. Yeni Molly ile tanışın. İnanamıyorum. Bu gerçekten o mu? Evet, benim. Hey, seni TikTok'ta gördük ve bu Blackpink sözleşmesini teklif ediyoruz. Ama küçük yazıları okuma, sadece imzala. Memnuniyetle, hayalim gerçek oldu. BTS mi? Ne? Hayır, bu doğru olamaz. BTS grubuna bir kişi daha. Molly onlardan nefret ediyor. Budala erkekler. Hayranları da çok gıcık. Çok sıkıcılar. Onlardan saklanabileceği tek yer odası gibi görünüyor. Ama burada BTS posteri var. Onun mahremine kadar girmişler. Güzel bir günü mahvetti. Gabriel odaya yeni taşındı ve oda şimdiden BTS posterleriyle dolu. Eşyalarını bile toplamadı. Onun burada olması odanın devamlı dağınık olacağı anlamına geliyor. Patronluk taslayacak kadar da özgüvenli. Molly'nin en değerli şeyini çöpe attı. Bunu yapmamalıydın. Hemen geri koymalısın. Ama Molly o kadar da havalı değil. Gerçek hayatta Gabriel'dan bile korkuyor. Ne? BTS tablosu mu? Bu çok fazla. Molly Blackpink kadrosuna odaklanmaya karar verdi. Çünkü o zaman buradan taşınıp idolleriyle yaşayabilecek. Annesinin yaptığı pastalar yüzünden vücudunda istemediği yağlar var. Yorucu egzersizler onlardan kurtulmasına yardımcı olacak. Bir dahaki sefer pastaları Gabriel'a vermeli. İşler yolunda gitmiyor gibi. Molly'den su gibi ter akıyor. Ayrıca bu egzersiz bisikleti tüm bina için elektrik üretiyor. Gabriel henüz telefonunu şarj etmedi. Molly'nin enerjisi tükeniyor ve ciddi bir motivasyona ihtiyacı var. En sevdiğiniz grup üyeleriyle birlikte olmaktan başka daha ne isteyebilirsiniz ki? Rekora doğru gidiyor. Gabriel sonunda başladı. TikTok'ta şarkı söylüyor ve bu işi gerçekten çok seviyor. Söylememesi gerektiğini anlaması için tüm dünyanın onu dinlemesi gerek.
Molly şiddeti desteklemiyor. Ama bunun bazen gerekli olduğunu düşünüyor. Kulaklıklar onun son umudu. BTS hayranıyla yaşamak gerçekten bir kabus. Kulaklıklar bile bu sese daha fazla dayanamadı. Henüz popüler değil ama şimdiden ilk düşmanını kazandı. Molly'nin Gabriel'a kızacak vakti yok. Grup üyeliği için prova yapması gerek. Bu onun için bir şans ve bunu asla kaçıramaz. Müzik yüksek olmalı. Daha yüksek, daha havalı. Abisi Sam 41 grubundaydı. Ona sesin en üst seviyede olması gerektiğini öğretti. Ve en önemlisi yeni arkadaşının yerine geçmesine yardım etti. Ancak bu şekilde tüm odayı yok edebilir. Molly her şeyi yıkmak yerine inşa etmeye karar verdi. Gitar rafı harika bir fikir. Sadece nereye asacağını bulmalı. Tabii ki duvardaki BTS posteri yerine asması gerekiyor. Gabriel bütün gün onlara hayranlıkla bakıyor. O gruba gerçekten mükemmel uyuyor. Çerçeve güvende olduğu için uyuyabilir. Molly Gabriel'ın gözlerini kapatmasını bekliyor. BTS üyelerinin yüzleri onu gerçekten rahatsız ediyor. Bu fotoğrafa lazer korumasıyla ulaşmaya bile karar verdi. Alarm çaldı, yandık. Gabriel uyandı ve onu suçüstü yakaladı. Gözlerine inanamıyor. Molly hayatındaki en değerli şeyi mahvetti. Fotoğrafın içinden bir lazer geçti. Tam intikam alacakken kurye geldi. En iyi grubun en iyi hayranı için bir hediye. Şimdi de bunun kim için olduğunu tartışıyorlar. Kurye bahşişi bile beklemedi. K-pop hayranlarını neden parası olsun ki? Sanırım sonsuza kadar sürecek. Arkadaşlar yorumlarda bu kutuyu kime vermek istediğinizi yazın. BTS hayranına mı yoksa Blackpink hayranına mı? Molly antrenmandan sonra bir atıştırmalığı hak ediyor. Birdenbire çöp kutusunda Blackpink fotoğrafını fark etti. Bunu kim yaptı? Tek şüpheli var. Bu BTS hayranıyla uzlaşmayı bırakmalı. Bu üzerinde eşyaları olan Molly'nin rafı. Gabriel'ın bir rafa ihtiyacı var. Müzik ona her zaman yardımcı olmuştur ve her şey istediği gibi. En sevdiği şarkı, en sevdiği şarkıcıların fotoğraflarının olduğu bir rafı ona verdi. Molly buna kesinlikle ulaşamaz. Kampüs kafeteryası arkadaşlarınızla yemek yiyip sohbet edebileceğiniz bir yer. Gabriel sağlıklı besleniyor. Ah, Molly oturacak bir yer arıyor. Ama sadece nefret ettiği arkadaşının yanı boş. Varlığı iştah kaçırıyor. Ama başka çare yok. Bugün kafenin sınırlı bir menüsü var. BTS şeklinde bir salatalık. Molly'nin buna alerjisi var. Garson Gabriel'ı tanıyor. Ayrıca gizli bir BTS hayranı. Molly pudra sürerken istemeden de olsa hapşırdı. Ve tüm salatalıklar Gabriel'ın yüzüne bulaştı. Afiyet olsun Joker. Gabriel durumdan en iyi şekilde faydalanmaya karar verdi. Molly her gece Blackpink üyeleriyle eğlenmeyi hayal ediyor. Bunlar şimdilik sadece hayaller ama yakında gerçek olacaklar. Keşke biri de beni bu grubu sevdiği kadar sevse. Molly rüyasında sahnede olduğunu ve on binlerce hayranı tarafından adının söylendiğini görüyor. Ah evet, neredeyse söylemeyi unutuyordum. O bir uyur gezer. Uykusunda yürüyor ve farklı şeyler yapıyor. Ama sorun değil çünkü hayalindeki hayat sıkıcı gerçeklikten çok daha havalı. Şu anda büyük bir an yaşıyor. Ama hayranlar onu yakalayamadı. Ve her şeyin kameraya kaydedilmesi daha da acı verici. Hayır, TikTok'ta yayınlama. Bir dakika. Video çok hızlı izleniyor ve beğeniliyor. Molly yeni bir trend. İnanılmaz derecede popüler. Gabriel'ın bu tür durumlar için pek çok sahte hesabı var. Dislike'ları al bakalım Molly. Yeni bir blogger için kötü bir sürpriz. Gabriel'ı yenmek için lütfen videoyu beğenin. Ah, teşekkürler arkadaşlar. Nasıl buldun Gabriel? Tek round'ta knockout. Oyun sona erdi. Molly'nin grup üyeliği hazırlıklarına devam etmesi gerek. Bir düşmanla savaş çok fazla enerji gerektirir. Hedefine odaklanmalı.
Molly YouTube'da bazı ısınma egzersizlerine baktı. Vay! Belki de gerçek bir şan öğretmeninden ders almalı. En azından ona yeteneğinin olmadığını söyler. Ama pes etmiyor. Hey! Kameramı kırdın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bugünlük bu kadar şarkı yeter. Elisi yapmak her zaman iyidir. Nota gibi görünen orijinal fotoğraf çerçeveleri. Vurabildiği tek notalar bunlar. Molly'nin grup üyeliği için yeni giysilere ihtiyacı var. Alışveriş yapıyor. Pahalı ürünler arasından gerçek bir elmas buldu. Bir Blackpink kaza. O kaza adeta tapıyor. Çevresindeki insanlar onun deli olduğunu düşünüyor. Ama o sadece bir hayran. Pekala, ikisi de aynı şey. Herkesin ona bakması umrunda bile değil. Kim sevdiği şeyden utanır ki? Almaya çok çabuk karar verdi. Ama Molly bir şeyi yanlış anladı. Sadece askı $10. Kazaksa $200. Bir öğrencinin bu kadar parası olamaz tabii. Ve alışverişi bitti.